kendini bilmek ile Rabbini bilmek arasındaki ilişkinin mahiyeti. Biri şöyle derse, akıl sahipleri nefsini, yani kendini bilenin Rabbini bileceği hususunda ittifak etmiş. Ama bu bilginin yönü şekli konusunda ihtilaf etmiştir. O sahipleri nefsini, kendini bilenin Rabbini bileceği hususunda ittifak etmiştir. Ama bu bilginin yönü şekli konusunda. Kişi kendini bildiği zaman hangi açıdan, hangi yönden Rabbini bilir, hangi açıdan bilgi elde eder, bu konuda ittifak etmiştir. Nitekim Seneviye şöyle demiştir. İnsan kendisinin iyilik ve kötülüğü içerdiğini bildiği için bu yönlerden her birinin bir Rabbi olduğunu bilir. Kendisinde iyilik ve kötülük yönü olduğu için bu yönlerden her biri için, iyilik tanrısı, kötülük için, kötülük tanrısı olduğunu bilir. Yahudiler ise Rabbi Seneviye gibi ışık iyi ve karanlık kötü şeklinde iki gün değil, tek bir yüz olarak kabul etmiştir. Yahudiler ise Rabbi tek bir yüz olarak kabul etmiştir. Müşebbihe demiştir ki Allah cisimdir. Çünkü şahitte nefs cismi bilir. O halde gayb de bileceği de cism olmalıdır. Cehil bin Safvan demiştir ki insan kendisinin yokluktan sonra var olduğunu, kendisinin şey, cisim, bilen, işiten ve gören olduğunu bildiğinden dolayı bu özelliklere sahip varlığın hadis olduğunu ve kendisini yaratan Rabbinin hadis olmasının imkansız olduğunu bilir. Şimdi ben kendi metnimi okurken kenarına artı eksi ekledim. Eleştiri olarak aktardığı görüşler eksi. Olumlu anlamda aktardığı daha sonra eleştirme bitene artı koydum. Burada bu Cehil bin Safvan'ın bu görüşünü eleştirmiyor. İnsan kendisinin yokluktan var olduğunu, kendisinin var, cisim, bilen, işten, gören olduğunu bildiğinden dolayı bu özelliklere sahip varlığın hadis olduğunu, kendisini yaratan Rabbim ise hadis olmasının imkansız olduğunu bilir. Bu olumlu olarak aktarda. Bize göre durum şöyledir. El aslı indena diye bize göre durum şöyledir. Nefsini kendini bilen Rabbini bilir. Çünkü insan taşıdığı işitme ve görme gibi aracılarının hakikatini, onlardan bozulanları düzeltmenin yolunu, onların ne kadar zaman ve mekan aldığını, işitme ve görmenin bedenin hangi noktasında bulunduğunu ve nasıl bir süreçte gerçekleştiğini, kendisine ilişen çeşitli ihtiyaçları, bu ihtiyaçların kaynaklarını ve giderilme vesilelerinin hakikatini bilemez. Nefsini, kendini bilen Rabbini bilir. Çünkü insan taşıdığı işitme ve görme gibi aracılarının hakikatini, onlardan bozulanları düzeltmenin yolunu, onların ne kadar zaman ve mekan aldığını, kendisine ilişen çeşitli ihtiyaçları, bu ihtiyaçların kaynaklarını ve giderilme vesilelerini bilemez. Şu halde insanın durumu budur. Yani kendisinde işitme ve görme gibi kabiliyetler var. Ama bunlar nasıl gerçekten işliyor? Görmek ne demek, işitmek ne demek? Bunların mahiyeti nasıl? Bozulduğu zaman nasıl düzeltilir? Bunu bilemediği gibi kendine ilişen ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçların kaynaklarını giderilme hakikatlerini de bilemez. Şu halde insanın durumu budur. Ayrıca insan kendinde gördüğü, yemeğe doyduğunu ve suya kandığını bilmesi gibi bir takım emarelerle bu ihtiyaçların ortadan kalktığını görür. Dolayısıyla insan var olduğu andan içinde bulunduğu hale varıncaya kadar geçirdiği halleri, yani bebeklikten içinde bulunduğu hale kadar geçirdiği halleri ve aşamaları ki bunların çeşitli olduğu ve tek biri olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla tabiatın fiili olması mümkün değildir. Yani kendisinin işte rahime düşmesinden var olduğu ana kadar geçirdiği aşamalar, bunlar tek düze bir aşama değil, farklı farklı. Bunların tabiatın fiil olması mümkün değildir. Bunların tek düze olması da mümkün değildir. Bunu zihinde tasavvur etmesi çok zordur. Aklı onu kuşatmaktan uzaktır. Tüm bunlardan hareketli insan,
mevcut durumunu çekip çevirenin kendisi olmadığına, bilakis bu iş kendisine bırakılmış olsaydı, bütün bu halleri ve aşamaları bilerek kendini çekip çevireceğini anlar. Saygı, insanın aciz veya güç yetiremediği şeylerden dolayı bütün bunlarda hareketle insan mevcut durumunu çekip çevirenin kendisi olmadığını, bilakis bu iş kendisine bırakılmış olsaydı, bütün bu halleri ve aşamaları bilerek kendini çekip çevireceğini anlar. Çünkü insan bunlardan birisini yapabilseydi, yani görmek, duymak veya çocukluktan itibaren geçirdiği aşamalardaki herhangi bir şeyi kendisi, vücudundaki değişikliklerin herhangi birini kendisi yapabilseydi, bu sabit olan bilgisizliğe ve bahsettiğim konularda, yani ihtiyaçlarını giderme ve bozulan tarafları düzeltme konusunda aciziyete itilmezdi. İşte insan tam bu noktada Rabbini bilir. Kendi acizliği, bilgisizliği üzerinden Rabbini bilir. Çünkü insan duyularıyla algılayabildiği alem içindeki yaratıklar arasında tedbir ve idare konusunda en yetenekli, karşılaştığı hakikatleri en iyi anlayan ve bildirip anlatılan şeyleri en hızlı kavrayan varlıktır. Dolayısıyla yaratılma, yok edilme, varlıkta tutulma yönünden yönetiminin, kontrolünün kendi elinde olmadığını bilir. Sonra bütün hissedilir şeylerin kendisine gösterilmesinden hareketle Allah'ı bilir. Varlıklar içinde en yetenekli, karşılaştığı sorunları çözme kabiliyeti en yüksek, en hızlı kavrayan varlıktır. Buna rağmen kendiyle alakalı varlıkla ilgili şeylere hakim olamaz. Dolayısıyla yaratılma, yok edilme ve varlıkta tutulma yönünden yönetiminin, kontrolünün kendi elinde olmadığını bilir. Yaratılma yani anne rahmi oluştuğu itibaren var edilmesi, ölmesi, yaşarken de nasıl yaşadığıyla ilgili konularda yönetimi, kontrolün kendi elinde olmadığını bilir. Sonra bütün hissedilir şeylerin kendisine gösterilmesinden hareketle yani evrende gördüğü varlıklarda gördüğü şeylerden hareketle Allah'ı bilir. Çünkü onlar ihtiyaçlar konusunda şaşkınlar gibi insanın yönetimi altındadır. Evrendeki diğer canlılar, cansızlar, varlıklar ihtiyaçlar konusunda şaşkınlar bir insanın yönetimi altındadır. Eşyayı algılama ve sebepleri kavramada kendisi gibi bir varlığın kendisinin mahkum olduğu ve içinde debelendiği acizliklerin dışında olan bir varlık sayesinde var olabileceğini bilir. En üstün, en akıllı, en hızlı kavrayan insan dedi. İnsanın kendi var olmasını, ayakta durmasını, ölümüyle ilgili şeyler kendi karar veremiyor. Çevresindeki varlıklar içindeki onların acizlik içinde, ihtiyaç içinde debelendiğini de görür. Dolayısıyla bu varlığın güçsüz değil güçlü, bilgisiz değil bilgili, yönetiminde kendisiyle tartışılamayan mutlak otorite sahibi olduğunu bilir. İnsan aciz, insanın altındaki diğer varlıklar, cansızlar da aciz. Buradan hareketle varlığı meydana getirenin güçsüz değil güçlü, bilgisiz değil bilgili, yönetiminde kendisiyle tartışılamayacak şekilde mutlak otorite sahibi olduğunu bilir. Böylece onun yüce ve üstün olduğunu, kendisine alemden hiçbir şeyin ve anlamın benzemediğini bilir. Onun yüce ve üstün olduğunu, kendisine alemden hiçbir şeyin ve anlamın benzemediğini bilir. Burada iki şey daha önce de geçtiğimizde yapıyor. Yüce ve üstün bir varlık, bir tanrı olduğunu bilir. İkinci olarak da ona alemden hiçbir şey benzemediğini yani tevhidi bilir. Zira bir şey ona hangi yönden benzerse o yönden onda hadislik ve kadimlik gerektirir. Veya başkasının onu yönetmesi gerektirir. Bütün eşya böyledir. Zira bütün eşya muhtaçlık,
haysiyet ve zayıflıkta ortaktır. Sonra hadislikte her yönden birbirlerine benzerler. Böylece insan Allah'ın bütün yönlerden kendisinden farklı olduğunu, muhalefetü min hadis, yönlerin onun için değil, kendisi için söz konusu olduğunu bilmesi gerekir. Bu da Allah'a layık olduğu veç ile tanıtır. Yukarıda Zeyd bin Safa'nın kısaca görüşünü tekrar okuyalım. İnsan kendisinin yokluktan sonra var olduğunu, kendisinin şey, isim, bilen, işleme gören olduğunu bildiğinden dolayı bu özelliklere sahip varlığın hadis olduğunu ve kendisini yaratan Rabbinin hadis olmasının imkansız olduğunu bilir. Buradaki anlatılan üzerine ekleme yaparak biraz daha açmış oldu. Burada İmam Mâdî'nin bizim görüşümü diye. Temeline anlatılan yerlerin insanın yeteneklerine rağmen, diğer varlıklarına rağmen, yeteneklerine rağmen kendisinin idare etmekten aciz olduğu, ihtiyaçlarını gideremediği, diğer canlıların da aynı şekilde ihtiyaç ve aciz içinde oldukları, dolayısıyla insanın ve evreni oluşturan her bir unsurun kendi kendini ihtiyacını gideremeyecek olduğu için bunların dışında, bunlara benzemeyen güce üstün bir güç olması gerektiği, o gücün zayıf değil güçlü, bilgisiz değil bilgili ve tam mutlak sahibi mutlak olması gerektiğini anlar dedi. İnsan Allah'ın bütün yönlerden kendisinden farklı olduğunu, bu yönlerin onun için değil, kendisi için söz konusu olduğunu bilmesi gerekir. Bu da Allah'a layık olduğu veç ile tanıtır. Allah'ın bütün yönlerden kendisinden farklı olduğu, buraya muhalefet-i mühavis yazabiliriz. Evet. Bu açıklamalar ışığında Zeyd bin Safa'nın şu sözünün yanlış olduğu ortaya çıkar. Allah önce alim ve kadir değil iken sonradan böyle olmuştur. Şimdi yukarıda Zeyd bin Safa'nın görüşünü anlattı. İnsan hadis, kendi hadisliğinden dolayı Allah'ın kadim olduğunu anlar dedi. Bir eleştiri getirmedi. Benzer açıklamalar yaptı. Ama burada başka bir görüşüne aktardıktan sonra eleştiriyor. Zeyd bin Safa, Allah önce alim kadir değilken sonradan böyle olmuştur. İşte bu görüşü eleştiriyor. Yine şöyle söyleyelim de sözü geçersiz olur. Allah fail ve mütekellim değilken sonradan böyle olmuştur. Yani Allah'ın fiili sıfatlar hadistir diyenlere kastediyor. Bu iki sözün yanlış olmasının sebebi, yani Allah halim kadir değilken sonradan böyle oldu veya Allah faydalı kendim değil diyenlerin yanlış olmasının sebebi Allah'ta yönlerin ve hallerin değişmesini mümkün görmesidir. Yani yönlerin ve hallerin değişmesini mümkün görmesidir. Ne kastediyor yön ve hallerken? Halim kadir değilken halim kadir oldu demek, hallerde değişiklik oldu demek. O faydalı kendim değilken faydalı kendim oldu. Fiil-i sıfatlar hadistir demek, Allah'la yön ve hal açısından değişme kastedilmesi. Bu ikisi bu açıdan yanlıştır. Oysa bu yönler ve haller kulun kendisi yarattık ve hadis olarak bilmesinin sebebidir. Bu yönler, yani bilgisizken bilgili, bilirken cahil olmak, yapmazken yapar olmak, fiilinde veya halinde değişiklik, bunlar insanın kendisinin yaratılmış olduğunun delilleri. Kendisinin hadis olduğunu bilmesinin sebepleri. Allah için bunlar kullanılamaz. İnsan zikrettiğim şeylerle, yani çeşitli halleri ihtiyacı olarak kabul etmesi, ilim, kudret, hayat, işitme ve görme gibi seçme gücü olmayan ve halleri bilmeyen tabiatlar ve yine yiyecekler sebebiyle değil, bilgili bir fail sebebiyle var olduğunu ortaya koyan yüce sıfatlara sahip olması sebebiyle Allah'ı bilir. İnsan niye Allah'ı biliyor? Çünkü insanda ilim, kudret, hayat, görme kabiliyetleri var.
seçme kabiliyeti var. Diğer tabiattaki hayvanlar, canlılar gibi değil. Bunlardan yola çıkarak bilgili bir faiz sebebiyle var olduğunu ortaya koyan yüce sıfatlara sahip bir Allah'ın var olduğunu bilir. Yine insanın hem iyilik hem kötülük yapabilmesi ve çeşitli hallere sahip olabilmesi, iyilik yapabilmesi, kötülük yapabilmesi ve çeşitli hallere alim, cahil, iyi, kötü gibi çeşitli hallere sahip olabilmesi, kendisini yöneten varlığın ihtimalle ve çeşitli hallerle nitelenemeyeceğinin bilakis her şeyin onun takdirine göre meydana geldiğinin delilidir. Bir grup da şöyle demiştir: kim gizli nefsini bilirse Rabbini bilir. Buradaki gizli nefsin gizli olmasına etik var. Kim gizli nefsini bilirse Rabbini bilir. Gizli nefsi ise işlerin iyi ve düzgün olması, yücelikleri taşıması, yaratıkların tedbirine sahip çıkması, sebepler üzerinde düşünmek yoluyla gizli şeyleri kavraması için vaat kılınmış şeydir. Nefs dediği bu. Bu grubun dediği güzeldir. Ama anlattığım şeyler yaratıcıyı tanımak için yeterli gelebilir ve insanda gizlenmiş şeyi bilmeye gerek bırakmaz. Şimdi buradaki eleştirdikleri neresi? Cümleyi daha yapalım. Kim nefsini bilirse Rabbini bilir. Gizli nefsi ise işlerin iyi ve düzgün olması, yücelikleri taşıması, yaratıkların tedbirine sahip çıkması, sebepler üzerinde düşünmek yoluyla gizli şeyler araştırması için var kılınmış şeydir diye gizliyi araştırmak, gizli şeyi araştırmak buraya vurgu yapıyor. Bu görüş gizliyi araştırmak, gizli şeyin peşine düşmek, gizliyi keşfetmek. Bu grubun dediği güzeldir. Yani neticede Allah'a tanımak için söyledikleri şey güzeldir ama anlattığım şeyler yaratıcıyı tanımak için yeterli gelebilir ve insan da gizlenmiş şeyi bilmeye gerek bırakmaz. Bunlar gizli şeyi araştırmak, gizli peşine düşmek diye söyledikleri için bu gizlinin peşine düşmeyi doğru buluyor Maturidi. Çünkü diyor, yaratıcıyı tanımak için yukarıda saydığımız evrendeki insandaki gözüyle gördüğü, şahit olduğu şeyleri bilmesi yeterlidir. Gizli şeyin peşine düşmesine gerek yoktur. Bu varlık gizli hallere sahip olması, gizli şeylerin bilgisine ulaşması, sebeplerle ortaya çıkması ve gizli kalmış tarafa sebeplerle bilinmesi sebebiyle ilkin nefs olarak isimlendirilmiş ve sonra ortaya çıkmıştır. Başlık neydi? Tevhide dair bir mesele, kendini bilmek, Rabbini bilmek. Akıl sahipleri kendini bilen Rabbini bilir sözünde ittifak etmiş ama hangi açıdan kendini bildiği zaman Rabbini bilmiş olup konusunda ittifak etmişler? Burada İmam Maturidi'nin vurgu yaptığı şey, insanın kendindeki evrendeki acizliği, zayıflığı, acizliği görerek Rabbini tanıyacağı yönünde gizli şeylerin peşine düşülmesine burada eleştiri bulunuyor. Mesela Allah'a şey denilebilir ama cisim denilemez. Şey sadece varlığı ispat ve kabul anlamına gelir. Şey mutlak anlamda var olan anlamına gelir. Başka bir anlama gelmez. Çünkü şey değildir sözü. Şey değildir sözü. Nefiydi, yok demektir. Dolayısıyla insan Yüce Allah'ın şey yani varlık olduğunu, var olduğunu ve onun kendisinin şey olduğunu nefyetmediğini bilir. Allah var, Allah var değilim demiyor. Allah var. İnsan nefsinin hallerinin genelini nefyeder. Ama nefsini onun şeyliğini yani varlığını nefyetmeksizin bilir. Yani insan kendi nefsinin iyiliğini, güzelliğini, bilgili olmasını, farklı hallerini yoktur diyebilir, inkar edebilir. Ama nefsini yani kendisinin var olduğunu, bir insan olarak kendisinin var olduğunu nefyetmeksizin bilir. Bu yüzden Rabbini bilmesi, kendisinin şey olduğunu bilmesi yönünden değildir. Rabbini bilmesi, kendisinin şey olduğunu bilmesi yönünden değildir. Sebeplidir ki, insanın kendi şeyleri bilmesi, kendi varlığını bilmesi
Rabbinin şey olduğunu bilmesine engel olmaz. Çünkü hiçbir şeylik, yani hiçbir varlığın salt varlığı onu Rabbe ulaştırmamıştır. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Şey mutlak anlamda var anlamına gelir. Şey değil demek de yok anlamına geleceği için Allah için şey demek varlık, var olmasını kasteder. Başka bir anlama gelmez. Cisime gelince o sınırlı olanın adıdır. Cisim nedir? Sınırlı olanın adıdır. Belli eni, boyu, yüksekliği, cüssesi belli bir sınırlı olanın adıdır. Oysa şey varlığı ispattır, vardır, varlık anlamındadır. Başka bir anlama gelmez. Alemin mevcut haliyle varlığı Allah'ın varlığını ispat eden deliller içerir. Alemin mevcut haliyle varlığı Allah'ın varlığını ispat eden deliller içerir. Bu yüzden Allah'a şey denir. Allah var anlamında Allah'a şey denir. Cisim şey olması yönünden değil, sınırlı olması yönünden sonlu olduğunda cisim yüce Allah'tan sınırı nef yeden deliller içerir. Yani şey dediğimiz anlamda mutlak varlık anlamına geliyor. Cisim dediğimiz anda var anlamı da var. Eni boyu cüssesi şeklindeki sınırlılıkları da anlaşılır. Cisimi o açıdan Allah hakkında kullanabiliyoruz. Sınır ile Allah'ın birliği ve Rabbi kastedilmişse, yani Allah'ın bir sınırı var, bu da Allah'ın birliği, Rabbidir diye düşünülürse, Allah öyledir. Yani Allah birdir, Rab'dır. Yani o hakikaten birdir, Rab'dir. Ancak sınır tabiri geçersizdir, kullanılamaz. Allah için bir sınır tabiri kullanılamaz. Çünkü bu terim genelde bir şeyin genişlik, uzunluk, yükseklik, en boy gibi belli yönlerde sonunun olduğunu delalet eder. Allah da bundan çok yücedir. En boy, yükseklik, herhangi bir aşka sınırlılık ifade eder. Allah da bundan yücedir. Bu yani sonluluk şahitli cismin anlamıdır. Yani günümüz yaşadığımız dünyada cisim denildiği zaman otomatik olarak sonlu olması, belli sınırlı olması anlamına gelir. Ayrıca cisim her biri daha uzun, daha geniş, daha kısa olabilir. Yönleri de zorunlu kılar. Cisim dediğimiz anda mutlaka uzun, kısa, geniş, dar gibi yönleri de akla getirir. Bu yüzden Allah'a cisim denilmesi yanlıştır. Yukarıda geçmişti. Muhabbetin mütevadis diye söylemiştim. Yaratıklara benzer taşıyan her şeyin net görülmesi. Cisim de sınırları ifade ediyor ve yön ifade ediyor. Bunlar Allah için kullanılamayacağı için bu yüzden Allah'a cisim denilmesi yanlıştır. Sonra hüviyet, hüviyet kelimesi şahit de varlıktan kinayedir. Bir şey hüviyetinden bahsettiğimiz anda o varlıktan bahsetmek anlamına gelir şahit alemde. Ve anlamı bir şeyden yokluğun nefy edilmesidir. Yani hüviyet sahibi denildiği anda varlık sahibi anlaşılır. Allah ezelden beri değişmeden, yok olmadan, bir halden bir hale geçmeden, hareket etmeden ve durmadan var olmuştur ve var olmaya devam edecektir. Bu da vurgu yaptığı şey değişme, yaratılmışlar has özellik. Allah ezelden beri değişmeden, yok olmadan, bir halden bir hale geçmeden, hareket etmeden ve durmadan var olmuştur. Çünkü değişme, yok olma, bir halden bir hale geçme, hareket etme, durma, var olma, bunlar yaratılmış özellikler. Bütün bunlar hallerin değişmesinin niteliğidir. Değişme, yok olma, hareket etme, durma, bütün bunlar hallerin değişmesinin niteliğidir. Halleri değişen kimse o hallerden ayrılamaz. Bir zatta hal değişiyorsa bu değişimden ayrılamaz, ayrı kalamaz. Hallerdeki hadisler ayrılamayanın ise hadislerle nitelenmesi zorunlu olur. Birleşme, ayrılma, hareket etme gibi halleri bulunanlar, bunlar ayrılamazlar. Bunlar hadislik alametleri. Bu da Allah'ın birliği ve ardından kadimliğini geçersiz kılar. Yani bunlar Allah için kullanıldığı anda Allah'ın birliği, kadimliği geçersiz olacağından Allah için kullanılamaz.
Allah'ın birliği ve ardından katiliğin geçersizlikler, ardından da onun yönetimi bir başkasının eline geçer. Çünkü bu hallerden biri onun zatı sebebiyle olsaydı, zatı var olmaya devam ettiği müddetçe halinin değişmesi mümkün olmazdı. Böylece alemin hallerinin değişmesi ve bir halden bir başka hale geçmesi sebebiyle alemden başkasının yani Allah'ın varlığı sabit olur. Evet, alem dediğimiz, evren dediğimiz evrende küçülme, büyüme, tüm varlıklarda değişme, yok olma, hal değişikliği, hareket etme, durma gibi hudüs, hadislik nitelikleri var olduğu için alemin tamamı bu şekilde hudüs nitelendirilir. Alem Allah bundan yücedir. Alemin hallerinin değişmesi bir halden başka bir hale geçmesi sebebiyle Allah'ın bu alemden başka sıfatlara sahip şekilde var olmasını sabit kılar. Allah mekanda değildir. Bütün bu anlatılanlar Allah'ın mekanla nitelenmekten yüce olduğunun delilidir. Yukarıdaki anlatılanlar neydi? Hadislik alametleri yani değişme, hareket, en, boy, mekan gibi şeyler hepsi sonradan yaratılmışlara ait, varlıklara ait niteliklerdi. Bütün bu anlatılanlar Allah'ın mekanla nitelenmekten yüce olduğunun delilidir. Yukarıdakiler anlaşıldıysa Allah'a bir mekan nispet edilmeyeceği de anlaşılmış olur. Çünkü mekan yok iken Allah vardı. Niye Allah mekan veya mekanına bağlantılı şey kullanılamaz? Çünkü mekan dediğimiz şey yok iken Allah vardı. Allah'a arşa istiva nispet edilmesi, Allah'ın arşa istiva etmesi, bunu söylemesi Allah'ın mekanı olduğunu ispatlamaz. Yani arşa istiva ifadesinin Kur'an'da geçmiş olması Allah'ın mekanı olduğunu ispatlamaz. Şu ayetler de onun mekanı olduğunu ispatlamaz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Üç kişi gizlice konuşmaz ki gördüğünüz üzere o olmasın. Ve biz ise ona sizden daha yakınız. Yani bunlar da Allah'ın bir mekanda olduğu anlamına gelmez. Çünkü Allah'ın mekanı olduğunu söylemek yüceltme de ululamak değildir. Bilakis mekanlar Allah ile şeref kazanır ve değerleri Allah'ın bir mekanı diğer bir mekana üstün tutmasıyla farklılaşır. Evet. Allah'ın mekanı olduğunu söylemek, yüceltme veya ululama, Allah'a üstün gönderme anlamı taşımaz. Bilakis mekanlar Allah ile anılarak şeref kazanır, değer kazanır. Bu da onun bir mekanı hayırlı yaratıklarına has kılması veya onu kendisinin ibadet ve tazim yeri kılması yoluyla olur. Yeryüzündeki krallardan veya iyi insanlardan birinin mertebesinin mekanla yüceldiği vaki değildir. Dolayısıyla bir mekanın mertebe ve değerinin ancak kendisiyle yükseldiği mutlak kudret sahibi kralın mekanla mertebesinin yükselmesi söz konusu değildir. Hakikat bulunan üzere olduğuna göre Allah'a mekan nispet etmenin Allah'ı yüceltme anlamı taşıdığı düşüncesi geçerliliğini yitirmiştir. Burayı tekrar ediyorum. Mekan kişiyi yüceltmez. Allah için de kullanılamaz demişti. Hakikat böyle olduğu için Allah'a mekan nispet etmenin Allah'ı yüceltme anlamı taşıdığı düşüncesi hatalıdır. Dahası Allah'a mekan nispet etmek muhtaçlık bildirir. Allah ise muhtaçlıktan yücedir. Bu yüzden de Rahman arşa istiva etmiştir. Ayetine dayanarak Allah'ın mekanda olduğunu söylemek gerekmez. Zira arşa istiva tabiriyle ululuk ve yücelik ifade edilir. Ve Allah'ın bunları yaratıklarıyla elde ettiği düşünülemez. Yani Rahman arşa istiva etmiştir anlamıyla bir yücelik kastedilir. Ama
Allah'ın mekanla anılması yücelik ifadesi içermez. Şu halde Allah'ın arşa istiva etmesi zatı sebebiyle hak ettiği ululuk ve yücelik yönünden sabit olur. Allah'ın kendisi zaten zatı itibariyle yücedir, üstündür. Arşa istiva ile yücelik anlamı verilemez. O zatıyla üzere olduğu hale, yani zatî özellikleri üzere yaratıkları yaratmadan önce de sahiptir. Ve Allah zatıyla yücedir. Zatıyla yüce sıfatlara varlıkları var etmeden önce de sahiptir. Her şeyi yaratmadan önce de sahiptir. Ve onun yaratıklarla nitelenmesi, yani arş gibi varlığa istiva etmekle yücelik kazandığının düşünülmesi caiz değildir. Kuvvet ancak Allah'tandır. Burada şu netleşiyor. Yani Allah arşa istiva etmiştir. Mekana istiva ettiği şeklinde anlaşılmaması gerekir. O zaman nasıl anlaşılır? Bu ikinci mesele nasıl anlaşılacağı. Ama birinci ilke olarak Allah'ın bir mekana karar kılması şeklinde anlamamak gerekir. Ayrıca bu inanç, yani Allah'ın arşa istiva bağlamında mekan sahibi olduğu inancı, kendisine şahit ve mekan nispet edilen kimsenin mekan nispet edilmeden önceki haline dair önceden sahip olunan bir bilgiye dayanır. Sonra Yüce Allah mekan yok iken vardı. Ve insanların inancı bu şekildedir. Yüce Allah mekan yokken vardı. İnsanların inancı da bu şekildedir. Dolayısıyla Allah'ın mekanla olan ilişkisine dair anlayışın mekanı yaratmadan, arşa istiva etmeden önce olduğundan farklı olması caiz değildir. Ve Allah'ın yaratıklarıyla olan ilişkisine dair anlayış yaratıklardan önceki haline yönelir. Yani Allah arşa istiva etmeden önce ve mekanı yaratmadan önce mekanda olmadığı gibi arşa istiva ettikten ve mekanı yarattıktan sonra da mekanda değildir. Şahit de şu görünür alemde bazı şeylerin özür olarak Allah'a nispet edilmesi, o şeylerin kendilerinde güzel şeyler ve özgüye değer haller var kılmak suretiyle yüceltmeyi amaçlar. Burayı daha önce geçmişte hatırlarsanız. Şahitte bazı şeylerin özel olarak Allah'a nispet edilmesi, mesela Kabe, Beytullah diye Allah'ın evine nispet edilmesi, o şeyin yüceltilmesini amaçlar. Özel bir şey Allah'a nispet ediliyorsa, Kabe gibi, Beytullah dediğimiz anda, özel şeyin kıymetinin yüceliği katledilir. Yani Allah'ın Kabe'si yüce anlamına gelir. Eğer özel değil ve genel şey Allah'a nispet edilirse, o zaman Allah'ın yüceliği kastedilir. Örneğin Rabbül Alemin derken, alemlerin Rabbü derken genel şey Allah'a nispet ediliyor. Çünkü o zaman Allah'ın yüceltilmesi kastedilir. Ama özel bir şey nispet edildiğinde Kabe'ye, Beytullah, o zaman o özel şeyin yüceltilmesi kastedilir. Buna göre Allah'ın bütün mekanlarla nitelendiği görüşü ve her yerde olduğu düşüncesi de yanlıştır. Allah bütün mekanlardadır ve Allah her yerdedir düşüncesi de yanlıştır. Çünkü Allah'a özel bir mekan nispet etmek ile bütün mekanları nispet etmek arasında fark yoktur. Yukarıda anlattığı kısım Allah'ın arşa istiva etmesi, Allah'ın arşa mekan kılması gibi bir yere istivası, mekan tutması nasıl doğru değilse Allah tüm mekanlardadır, Allah her yerdedir gibi Allah'ın tüm mekanlarda olduğu düşüncesi de aynıdır. Allah'a mekan nispet etme açısından aralarında fark yoktur. Bir azaldı uygulamasından uyarı geldi. Buna göre
Allah'ın bütün mekanlarla nitelendiği görüşü ve her yerde olduğu düşüncesi de yanlıştır. Çünkü Allah'a özel bir mekan nispet etmek ile bütün mekanları nispet etmek arasında uluhiyete karşıt olma anlamında fark yoktur. Hatta Allah'a tek bir mekan nispet etmek Allah'ın yüceliğini daha iyi ifade eder. Çünkü bu yaklaşımda o şey özel olarak zikredilir. Bu zikretme ise değer verme ve onurlandırma söz konusudur. Beytullah gibi. Bu son tahlilde o şeyin yüceliğinin vurgulanması demektir. Buna karşılık Allah'a nispet edilen şeyin mutlak ve çoğul formda kullanılması halinde vurgu Allah'ın sıfatınadır. Örneğin her şeyin Rabbi, her şeyin ilahı ifadesi Rabbi yüceltmeyi ve onurlamayı amaçlar. Buna karşılık Muhammed'in Rabbi, İbrahim'in Tanrısı, işte Beytullah gibi ifadeler, o ikisini veya o Beytullah'ı katarsak üçünü, yani Muhammed'i, İbrahim'i, Beytullah'ı şereflendirmeyi, yüceltmeyi amaçlar. Benzer şekilde Allah'ın arşla ilişkilendirilmesi, arşın yüceltilmesini ve onurlandırılmasını gerektirir. Yani arş, Allah arşa istiva ederken arş kullanılması, arşın yüceltilmesi, onurlandırılması anlamına gelir. Buna karşılık Allah'ın bütün mekanlarla ilişkilendirilmesi, Allah'ın bütün mekanlarla nitelendirilmesini zorunlu kılar ki bu da çirkindir. Zira Allah ezelde mekanla nitelenmiyordu. Ezelde hiçbir şey yoktu, mekan da yoktu. Hiçbir şey Allah'a mesafe ve alan yoluyla yakın olmakla nitelendirilemez. Sonuç itibariyle hiçbir şey arş olsun, başka bir şey olsun Allah'a mesafe ve alan itibariyle yakınlık anlamında kullanılamaz. O da hiçbir şeye bu yönden yakın olmakla nitelendirilemez. Yani fiziksel yakınlık anlamında Allah için kullanılamaz. Çünkü bu sınırlarla ve mekanlarla takdir etmenin yoludur. Oysa Allah mekan yok iken vardı ve şimdi de öyledir. Zaman ve mekandan yücedir. Burada çizebiliriz. Sonuç kısımları. Allah mekan yokken vardı ve şimdi de öyledir. Zaman ve mekandan yücedir çünkü Allah çünkü eşyanın sınırları ve sonları zaman ve mekandan ayrıcıdır. Zaman olması sınırlılık ifade eder. Mekan olması sınırlılık ifade eder. Allah ise bunlardan yücedir. 26. Allah'a mahiyet, keyfiyet, yakınlık nispet edilmesi. Yani üstteki paragrafta mekan nispet edilmesidir. Mekan, hadislik ve sınırlılık ifade ettiği için nispet edilemez dedik. Burada da mahiyet, keyfiyet, yakınlık Allah için kullanılabilir mi? Burada farklı görüşler sayılıyor. Burada kenara artı eksik koydum. İşte hangisini olumlu hangisi eleştiri anlamında sıralıyor. Bir şeye ilişkin o nedir sorusuyla onun ismi kastedilir. Mesela arkadaşım size bir nesne kaldırdı. O nedir diye bu nedir dedi. Onun adının ne olduğunu sorduğu anlaşılır. Nitekim Firavun, alemlerin Rabbi nedir diye sorduğunda Musa göklerin ve yerin Rabbi demiştir. Yani adını söylemişti. Benzer şekilde Allah Musa'ya şu sağ elinde nedir ey Musa demiş. Şu sağ elindeki nedir ey Musa demiş. Musa da cevaben o benim beynimdir demiştir. Birinci sorunun yani Firavun'un sorusunun cevabı şöyle söylemesidir. Yaratan, var kılan, her şeyi bilen Rab. Demek ki mahüve dediğimiz anda o nedir? Bir ismi soruluyor olabilir. Ayette de örnekleri var. Ki bazen mahüve, o nedir sorusunun anlamı onun niteliğidir. Dolayısıyla cevap Allah içtendir, görendir. Yani, o nedir diye sorulduğu zaman onun sıfatı, niteliği soruluyor olabilir. Bu anlamda Allah için Allah işlendir, görendir, kadirdir diye sıfatları sayılabilir. Bazen de onu bir sorusunun anlamı yaratıklar içinde mahiyeti bilinen şeylerden hangisidir? Yani hangi tür varlıktır? O nedir?
diye sorarken varlıklar içindeki mahiyet açısından hangi bir varlık dediğiniz doğru olabilir? Dolayısıyla Allah ile ilgili olarak bu soru sorulamaz. Çünkü Allah misalden yücelidir. Yani diğer varlıklar gibi bir varlık değildir. Eğer soran kişi yani varlık türü nedir diye soruyorsa o anlamda da cevap vermek gerekir. Allah misalden yücelidir. Bazen o nedir sorusunun anlamı ne yaptı olur. Dolayısıyla cevabı Allah yarattıklarını yarattı, Allah evreni yarattı, her şeyi yerlerine koydu. Bu da onun hikmetidir gibi yaptığı fiillerle cevap verilir. Bazen o nedir sorusunun anlamı o kimden var olmuştur, ebeveyni kimdir anlamında sorulur. Dolayısıyla bu sorunun cevabı o bir şeyden var olmaktan yücedir. Bilakis o eşyayı yaratandır anlamındadır. Yani o nedir? Eğer onun ebeveyni kimdir diye soruluyorsa o zaman İhlas Suresi'ndeki gibi doğmamıştır, doğrulmamıştır diye cevap vermek gerekir. Bu bize şunu gösteriyor. Karşı tarafın kastını anlamak önemli. Yani bir soru sorduğu zaman veya bir şey söylediği zaman ne kastettiğini tahmin etmek, anlamaya çalışmak önemli. Aynı kelimeyle birden farklı şey kastettiği olabilir. Allah'ın keyfiyetine ilişkin soru iki anlamı gelebilir. Keyfiyet kelimesi Allah için kullanılıyorsa iki anlamda kullanılıyor olabilir. Allah'ın misalini sormak, böylece onu şeylerden birinin dengi yapmak kastedilir. Allah'ın dengi, misali, örneği nedir anlamında kullanılıyor olabilir. Ne var ki? Allah birdir, benzerler de yücedir. Misali, örneği, dengi anlamını kastediliyorsa Allah bundan yücedir, Allah benzerlerden yücedir. Keyfiyetine ilişkin soru, Allah'ın sıfatı nasıldır anlamında kullanılıyorsa bunun cevabı da birincisi gibi onun sıfatının nasılı yoktur. Çünkü bu da misali sormaktır. Allah'ın sıfatı nasıldır diye kastederken sıfatı hangi varlığın sıfatına benziyor gibi kastediliyorsa bu da misali sormaktır. Oysa Allah zat ve sıfatında benzerlikte yücedir. Ancak bu soruyla o nitelenir mi? Yani Allah'ın sıfatı var mı? Kastedilirse cevap şu olur. Evet, nitelenir. Ama kendini nitelediği rahmet, ilim, kudret gibi sıfatlarla nitelenir. Demek ki soruya hemen cevap vermekten ziyade o soruyla ne kastediliyor? Kaç ihtimal var? Onları düşünüp hangisi uygun, hangisi değil? Bunlar hesabı katarak söylemek, cevap vermek daha iyi. Allah'ın keyfiyeti nedir diye sorulduğunu düşünelim. Allah'ın denci benzeri nedir anlamında soruyorsa hayır, Allah'ın denci benzeri yoktur. Allah'ın keyfiyeti nedir derken Allah'ın sıfatının benzeri var mıdır kastediyorsa Allah'ın sıfatının da benzeri yoktur. Ama Allah'ın keyfiyeti nedir derken Allah'ın sıfatı var mı anlamında kullanılıyorsa evet, Allah'ın kendini nitelediği sıfatlarla rahmetle, ilimle, hayatla, kudretle Allah'a nitelendiririz. Bir şöyle diyebilir, o nerededir? Bu mekana dair bir sorudur. Biz de onun mekandan münezzeh olduğunu açıklamıştık. Allah Teala bulunduğu mesafe yönünde varlıklara bitişik olmak, onlardan ayrı olmak, onlara girmek ve onlardan çıkmak için nitelendirilemez. Cisim dediğimiz şey bir yere temas eder, bir yerin üstünde olur, bir yerin altında olur, bir yerin yanında çevresinde olur. Dolayısıyla mekanla ilişki kavramlar Allah için kullanılamaz. Çünkü hiç kimse ve hiçbir şey yokken Allah vardı. Hiç kimse ve hiçbir şey yokken Allah vardı. Dolayısıyla açıklandığı üzere Allah'ın bulunduğu halden bir başka hale geçmesi imkansızdır. Ancak bu çıkışın yaratıkların sıfatının ve benzerliğinin dışında olmak şeklinde anlaşılması caizdir. Allah'la ilgili kullanılan mekanla ilgili ifadelerin hepsini bu mekandan yücelik anlamını koruyarak anlamak gerekir. Allah yardım etme yoluyla onurlandırma, özel kılma yolundan, rahmet ve ihsan cihetinden başarıya ulaştırma ve yol gösterme anlamında yakın olmakla nitelenir.
Evet, yardım, Allah yakındır. Hangi açıdan yakındır? Yardım etmeye, onurlandırma, güzel kılma, rahmet etme, ihsan etme, başarıya ulaştırma, yol gösterme gibi sıfatlar açısından Allah'a yakın olmakla anarız. Çünkü bütün bu vasıflar zahiri niteliktir. Dolayısıyla şöyle söylenmiş. Allah dostlarına ezelden beri merhametlidir ve onlar onun dostları oldukları sürece onları sever, benzer şekilde düşmanlarına da eder. Şu görüş yanlıştır. Ama yönlere gelince onlar bu sıfatların hakikatidir. Onu onun dışındakilerin gerçek sayar. Değilse o zahitliğe nitelenmez. Bu görüş yanlıştır. Hangi görüş yanlış? Yönlere gelince onlar bu sıfatların hakikatidir. Ve onu onun dışındakiler gerçek sayar. Değilse o zahitliğe nitelenmez. Sıfatları yönlerle bağlantılı anlama hatalıdır. Çünkü bu görüş Allah'ın başkaları aracılığıyla övgü, yücelik ve ululuk kazanmasını, dolayısıyla yaratıkları sebebiyle övülmesini ve fayda temin etmesini gerektirir. Yani Allah'a Halik ismini vermek, varlıklar yarattığı için bu ismi aldığı anlamında düşünmek, Allah varlıklara ihsan ettiği için bu ismi Rahim ismini aldı diye düşünmek hatalı. O zaman Halik demek için varlıklara, Rahim demek için muhtaç insanlara geç diyor, anlamı çıkıyor. Oysa Allah zatıyla zengindir. Bir başkası sayesinde ümit ve fayda kazanmaktan yücedir. Bu yüzden Yüce Allah onunla nitelenmez. Allah zatıyla alim, zatıyla kadir, zatıyla rahimdir. Bu sıfatları isimden kazanmak için başkasına gerek duymaz. Allah'ın fiiliyle nitelendiğini söylemeye gelince, Allah'ın fiili mef'ul ile özdeş olmaz. Tekfirlik meselesi mesela. Allah'ın fiili mef'ul ile özdeş olmaz. Allah tekfir sıfatı var. Bir de yarattığı mahluklar var. Tekfir sıfatıyla bir yarattığı mahluklar aynı değil. Çünkü bu şahitte gözlemlenmez. Yani bunu insanlar arasında da göremeyiz. İnsan diyelim ev yaptı. Ev yapmak kabiliyeti var, marangozluk kabiliyeti var. Bir de yaptığı masa var. Marangozluk kabiliyeti eşittir masa değil. Yani marangozluk kabiliyeti kapı yapar, pencere yapar. Yani marangozluk kabiliyeti eşittir masa sandalye değil demek. Mümkün değil şahitte. Allah için de fiil mef'ul özdeş denilemez. Çünkü şahit halinde de bunu gözlemlenmez. Çünkü Allah fiiliyle nitelenir ama başkası hükmündeki mef'ulü nitelenemez. Çünkü açıkladığımız üzere başkasıyla nitelenmek ona ihtiyaç duymayı zorunlu kılar. Eğer Allah evreni yarattığı için Halik ismini aldı dersek o zaman Halik ismini almak için evrene ihtiyaç duyar anlamı çıkar. Başkasıyla nitelenmek ona ihtiyaç duymayı zorunlu kılar. Çünkü fiiliyle ezelde nitelenir. Çünkü Allah'ın değişmeyle, yok olmayla nitelenmesi imkansızdır. Allah zatıyla Halik, zatıyla Kadir. Çünkü başkasında hali olan şeyle nitelenmek caiz olsaydı, yaratıklardan her biriyle nitelenmesi caiz olurdu. Bu da imkansızdır. Bunu daha önce açıklamıştık. Evet, bunu daha önce sayfalarda göstermiştik. Bir nitelenme konuşmak. Zararlı cevherlerin yaratılmasında kırık var. Ki Allah ona rahmet eylese şöyle demiştir. Yılanların ve benzeri zararlı cevherlerin yaratılmasındaki hikmet çeşitli yönlerdedir. Yılan, zehirli çilekler var, zehirli mantarlar var, yiyecekler var. Bunların zararlı şeylerin yaratılmasındaki hikmet nedir? Yılanların ve benzeri zararlı cevherlerin cisimlerin yaratılmasındaki hikmet çeşitli yönlerdendir. Ancak insan aklı rububiyetin hikmetinin özünü anlamayabilir. Evet, zararlı veya zehirli varlıkların yaratılması da hikmet var ama insan aklı bunun tamamını özünü anlamayabilir. Daha önce her şey için Allah'ın yarattığı yönde hikmetin gerekli olduğunu ifade etmiştik. Allah yarattıysa Allah'ın yaratma yönünde onda bir hikmet vardır. Ancak bu hikmetin mahiyeti bilinmeyebilir. Zararlı şeylerin yaratılmasındaki hikmet yönleri şunlardır. Evet. Buradaki ilke ne?
Allah'ın yarattığı varlıklarda, Allah'ın yarattığı yönünde bir hikmet var. Ama bu hikmeti insan her zaman anlamayabilir. Bizim bilebildiğimiz hikmetler nelerdir? Bir, dünya hayatında insanlara zararlı ve faydalı ile intihar eder. Böylece taat sebebiyle alacakları ödülü, azlığını ve günah sebebiyle karşılaşacakları cezanın acısını bildirmek. Birincisi bu. Dünya hayatında insanları zararlı ve faydalı ile intihar ediyor Allah. İyi ve kötü şeylerle. Böylece dikkat ederlerse hangi iyiliklerle karşılaşacaklarına, isyan ederlerse hangi kötü, acı şeylerle karşılaşacaklarına gözlerinde görsünler, bilsinler diye. Bu gereklidir çünkü insanların fiillerinin sonuçlarında amaçlama ve isteme tabiatı üzere yaratılmışlardır. İnsanlar sonuç elde etmek için buna göre hareket ediyorlar. Fiillerinin sonuçlarına amaçlama, isteme tabiatlarına sahiptirler. Bu yüzden Allah o sonuçlar için duyu bilgisinden bir misal kılmıştır. Böylece vaat edilen şeylerin zihinlerde tasavvur edilmesini ve onunla ilgili kolaylaşmasını amaçlamıştır. Evet, ne diyeceğiz buraya? Dünyada iyi ve zararlı şeyler var. İyi şeylerin olması, insanın iyi yolda giderse hangi iyilikleri karşılaşacağını görmesi, yararlı şeylerin olmasa insan kötü yolda giderse sanki kötü şeylerle karşılaşacağını gözlemi yaparak bilmesi içindir. Birincisi bu. İki, imkan olmak. Sinme sebebiyle beden için kolaylaşan veya zorlaşan sıkıntıya katlanabilmektir. İkincisi imkan olmak. Düşünme sebebiyle beden için kolaylaşan veya zorlaşan sıkıntıya katlanabilmektir. İnsanlar düşünme zahmetine girme konusunda farklıdır. Yani düşünmek önemli. Ama insanlar işte düşünme zahmetine girmek konusunda farklı farklıdır. Çünkü düşünmek hemen fayda sağlamaz. İnsanı hazlardan ve arzulardan alıkoyar. Bir, düşünmek hemen fayda sağlamaz. Uzun vadeli sabır gerektirir. İki, insana düşündüğü zaman azdan uzaklaştırır veya arzusundan uzaklaştırır sonucu gördüğü için. Böyle bir şeye tahammül etmek de zordur. Bunu herkes yapamaz. Düşünmedeki eksiklik ayrılık ve bölünme getirir. Düşünmedeki eksiklik derken akıl yürütülerek sonuca gitmek için akıl yürütmenin delaletin sonuna kadar gidilmesi gerekir. Aklın sonuna kadar çalıştırılması gerekir. Bir yerde akıl yürütme durdurulduğu zaman, düşünme durdurulduğu zaman farklı sonuca, hatalı sonuca gidilebilir. İşte insanlar arasındaki ayrılık, bölünme, fikri bölünme, fikri ayrılıklar. Aynı konuda akıl yürütmenin bazı insan ve grupları veya meslekler tarafından tam yapılmamasından kaynaklanır. Sonuçta akıl yürütmeyi tam yapmayan grup veya kişi de hatalı bir sonuç kararı ortaya çıkar. Buna karşılık uyuşma ve anlaşma dostluk ve barış getirir. Bu yüzden Allah Teala insanlar için onlar için yarattığı şeyler de içerdikleri zararlar sebebiyle düşmanlara benzeyen içerdikleri faydalar sebebiyle dostlara benzeyen şeyler kılmış. Bununla da insanların düşman ve dostların davranış biçimlerine alışmaları konusunda uyarılmaları amaçlamıştır. Hikmeti burada söyleniyor. İnsanlar düşündükleri zaman dikkatli şekilde doğruya ulaşır, birlik, beraberlik içinde olurlar. Düşünmedikleri zaman ayrılığa, fikir kısaca düşerler. Allah bu zararlı şeyleri yaratarak zarar ortaya çıktığı zaman hangi sonuçlara sebep olur? Bunların insanların görmesini, bilmesini amaçlamıştır. Böylece insanlar kendi cevherlerinde yani fizyolojik ve psikolojik yapılarında onların benzerini yani iyi ve kötü huyları gördüklerinde ona karşı göstermeleri gereken ve uyanık olma, hazırlıklı olma ve yardım etme gibi tavırları göreceklermiş. Bu yüzden çocuklara güçleri yetmeye başladığında alışmaları için ibadet ve güzel ahlak emredilir. Böylece yükümlülük çağına geldiklerinde bunun onlar için kolay olması hedeflenir. Aynısı hükmedilen şeylerin yaratılmasının hakkında da geçerlidir. Burada özet olarak ne anlattı? Düşünme dediğimiz faaliyet,
sabır gerektirir. Düşünme sebebiyle sonuç gördüğü için faydalı şeylerden uzaklaşma veya avcılardan uzaklaşma gerektirir. Kolay değildir herkes düşünme faaliyetini bulunamaz. Eksik düşünülürse de farklı sonuçlara ulaşabilir için kargaşa veya bölünme ortaya çıkar. Neticede insanlar hepsi bunu yapamadığı için insanların içinde aklını tam kullananlar olur, tam kullanmayanlar olur. İyi olur, kötü olur. Aynı şekilde evrene de iyi ve kötü şeyler, lezzetli ve zehirli şeyler yaratılarak iyilerin olabilecek, kötülerin olabileceği insanlara alıştırılmıştır. Buna da çocuklar üzerinde bir örnek verdi. Çocuklar da akıl kabiliyeti var ama akıl kabiliyetini tabii kullanamazlar yaşları gereği. Bundan dolayı aynı şeyde farklı düşünürler, tavsiye ederler, farklı hareket edebilirler. Çocuklarda nasıl bir eğitim izleniyor? Ebeveynler bunu bildikleri için çocuklar aklına tam kullanamadığını, küçük yaşta onlara ibadeti, güzel şeyleri sevsinler diye onlara bunlar yaptırılır. Ta ki yükümlülük çağına geldiği zaman, aklını tam kullanma kabiliyet çağına geldiği zaman daha kolay şekilde bunları yapsınlar diye, alışsınlar diye. Aynısı yitirebilen şeylerin yaratılması hakkında da geçerlidir. Yani bizim dünyamız bir anlamda iyiliklere, kötülüklere alıştırılıyor ki karşılaştığımız anda zorlanmayalım diye. Yaratıkların, cevherlerin fayda ve zararlar yönünden farklı olmalarına rağmen Allah onları kendilerini yöneten hikmetli ve bilgili bir yöneticiye belli kılmış. Onları delil ve şahit olma yönünden benzeri ve müttefik olmada kendisinin birliğine delil kılmıştır. Evet. Bu varlıkların cevherleri fayda veya zarar açısından farklı olabilir. Kimi zehirdir, kimi baldır. Ama neticede onların hepsi de Allah'ın var olduğuna, Allah'ın bir olduğuna delil teşkil etmektedir. Bu da çelişmelerine rağmen zararlı ile faydalı, iyi ile kötüyü kendisinin birliğine delalet etmede ve sadece kendisinin Rab olduğuna şahit etmede bir araya getirme gibi şaşkınlık verici hikmetin ortaya koyar. Yani zararlı ve faydalı var evrende. Ama zararlı ve faydalı var birlikte olduğu halde evrendeki bir düzen var, bir intizam var. Bu da Allah'ın Rab olduğuna, Allah'ın bir olduğuna bizi şaşırtacak şekilde bunun hikmetine delil olur. Yine Allah kötülüğü onunla tiranlara ve krallara boyun eğdirmek için yaratmış. Onun sayesinde zayıflıklarını bilmelerini, maiyetlerinin ve askerlerinin çokluğuna güvenip aldanmamaları, böylece elinde gücü tutanın dilediğine musallat edebildiğini görerek Allah'ın sınırlarını aşmamalarını amaçlamıştır. Tiranlar, krallar, güçlü insanlar var. Ve bu insanlar ellerindeki güçle baskıcının her türlü şeyi yapabilirler. Ama Allah bu yarattığı işte zehirli veya zararlı şeyler sebebiyle bu şekilde bu tiranlara da, krallara da zarar verilebiliyor. Biliyorlar. Bunlar böylece o elin gücü elinde tutanlara Allah bunları musallat ederek veya vesile kılarak ceza da verebiliyor. Böylece onlara Allah'ın sınırlarını aşmamaları öğretiliyor. Kötülüğü yaratmasının bir diğer hikmeti ise Allah'ın zarar ve fayda cevherine dayanan yaratıklarını düşünen kimsenin onun kendisine ihtiyaçların erişemeyeceği kadar zengin ve yüce olduğunu bilmesini sağlamaktır. Zira bu nitelikte kimsenin yani kendisine muhtaçlığın erişemeyeceği ve bundan etkilenecek kimsenin dini hep fayda sağlayacak ve zarar vermeyecek şekilde gerçekleşir. Bir diğer hikmet de Allah'ın kötülükle dahil olmak üzere her şeye gücünün yettiğinin bilmesini sağlamaktır. Evet, bu da önemli. Kader fark ederken işte ayrılma şeyden Rabb'a demek de aynı anlamına geliyor. Allah'ın iyilikleri, kötülükleri. Her şeyin gücünün yettiği, her şeyi gücü altında olduğunu bilmek. Öte yandan
Görülen zararlı cevherler insanların özünü ve iç yüzünü bilemeyecekleri faydalar içerebilir. Yani yukarıda geçmiştik, bahsetmiştik. Zehirli yılanlar, zehirli mantarlar, zehirli bitkiler var. Bunlar insanlara fayda verecek şekilde de kullanılabilir. Buna ateşin durumunu örnek verebiliriz. Ateş yakıcı olmakla beraber yiyecekleri yemeye elverişli hale getirir. Yani şimdi ateş kötü bir şey mi? Kötü olarak kullanabilir ama ateşle yiyecekleri, yemekleri pişirme şeklinde iyilik de düşünülebilir. Su da her canlının hem hayatının hem ölümünün sebebidir. Yani su, bazı canlılar suda hayat buluyor, balıklar hayat ortamı ve bazıları da suya düşüp vefat edebiliyor. Benzer şekilde acı ya da zehirli her cevherde çetin bir hastalığa şifa vardır ki böylece düşünen kimse kötülük ve iyiliğin cevhersel olarak var olduğu fikrinin yanlış ve temelsiz olduğunu bilsin diye. Bu da önemli bir dikkat çekici. Acı veya zehirli her cevherde çetin bir hastalığa şifa vardır. Yani mantarlarda, yılanlarda, diğer zehirli veya acı bitki veya varlıkların her birinde çetin bir, çok köklü, iyileştirilemeyen bir hastalığa deva vardır. Niye? Kötülük ve iyiliğin cevhersel olarak var olduğu fikri temelsiz olduğunu göstermek için. Yani bir şey %100 kötüdür, bir şey %100 iyidir gibi atölyelik bakanlar var, iyi kötü ayrıdır diye. Oysa yılandaki zehir %100 kötü diye bakarsın ama o yılandaki zehir başka bir hastalığa deva olabiliyor. Bundan dolayı kötülük ve iyiliğin cevhersel olarak var olduğu fikrinin yanlış ve temelsiz olduğunu gösterir. Her cevherin hem zarar hem fayda sağladığı da bildirir. Ya demek ki %100 iyi, %100 kötü diye bir şey yok. Bunlar farklılaşabilir. Her cevherin hem zararlı hem fayda sağlayabilir. Dolayısıyla bu durum tevhidin en büyük gereğidir. Yani Allah'ın iyiliklerin ve bizim zihinlik dediğimiz şeylerin üzerinde de hüküm sahip olması, birine birine etki ettirmesi, birine birine şifa kılması, Allah'ın tevhid bir olduğunun da en büyük delilini içerir. Kötülüğün varlığında iki yön daha vardır. Kötülüğün varlığında iki yön daha vardır. Bir, zararlı ve faydalı olana tam bir hükmetme gücünü gösterir ki insan faydalıyı unutsun ve zararlıda korksun. Evet, bir, kötülüğün var olmasındaki birinci ülke, zararlı ve faydalıyı hükmetme gücü, tam bir hükmetme gücü Allah'ta, biliyorsun. Faydalı ve zararlının ikisine birlikte hükmedemeyen kimseyle iş tamam olmaz. Bir ay kendisinden korkulmaz ve sahip olduğu arzulanmaz ve ikisine birlikte sahip olan kimse ona galip gelebilir. Bir kişi sadece faydalı şeylerle uğraşsa, zararlı konuşma bilgi sahip olmasa, zararlıyı tanımadığı için o zararlı gelir, o faydalıya zarar verebilir. O yüzden ikisi hakkında da bilgi sahibi olmak gerekir. İkisiyle iş tamam olur. Eğer bunlardan birisi eksikse, diğeri ona galip gelir. İki, ibret tamamlanır. Yani kötü, yani zararlı dediğimiz şeyle ibret tamamlanır. Emir ve nehi yerine bulur. Sadece iyilikleri anlatmak yani sonuç elde edilmez. İşte kötülüğün de zararlının da bilinmesi, gösterilmesi gerekir. İbret böyle tamamlanır. Emir ve nehi böyle yerine bulur. Böylece düşünme ve akletme gücü faydalı ve zararlı üzerinde fiilini sergileyebilir. Düşünme gücü, akletme gücü faydalı üzerinde düşünür, zararlı üzerinde düşünür, ilişkisini düşünür. Böylece akletme gücü faaliyetini gerçekleştirir. Çünkü öğüt ve ibret faydalı ve zararlı ile gerçekleşir. Birine öğüt vermek, ibret almasını sağlamak amaçlanıyorsa faydalı, zararlı, iyi, kötü bunların birlikte mukayese olarak anlatılması gerekir. Bakalım uzun değilse okuyabiliriz. 28. 1, 2. Şu 3 sayfayı okuyup bitirelim arkadaşlar.
Fırkaların alemin kökeni hakkındaki farklı görüşleri. Yüce ve övgüye layık olan Allah'ı överek söze başlarız. Yol göstererek bizi desteklediği için ona şükrederek ve onu uygulayarak ona yöneliriz. Arzuladığımız şeye ulaşmada bize yardım ve destek olması için ona yöneliriz. Çünkü o her şeye şahittir. Ondan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem seçkin kullarından birine yaptığı en üstün salat ile salat etmesini, onu arzusuna layık kılmasını ve bizi de ona katmasını isteriz. Çünkü o zengindir, cömerttir. Fakih Ebu Mansur, Allah ona rahmet eylesin, söylemiştir. Benim kanaatim arkadaşlar şu paragraf kitab-ı tevhidin aslinden olmadığı şekilde. Yani bu istihza eden kişinin duası bitmiyor mu artık eklenen kısım. Fakih Ebu Mansur şöyle demiştir. Şimdi alemin hadislerinin ve onu bir başkasının çekip çevirdiğinin belirtileri ve delilleri ortaya çıktıktan sonra alemin hadisi olduğunu, alemi bir başkasının yani Allah'ın yarattığı, yürüttüğü, ayakta tuttuğunun belirtilen delilleri ortaya çıktıktan sonra insanların alem konusunda itiraf etmelerinin sebepleri üzerinde derinlemesine düşündüm. Buraya kadar ne anlattı? Allah'ın alemin hadisi olduğu, hadisi olan alemin bir muhdisi olması gerektiği, bu muhdisin bir olması gerektiği, onun yüce sıfatlara, isimlere sahip olması gerektiği bu anlattı. Bunları anlattıktan sonra insanların alem konusunda ihtilaf ettikleri sebepler üzerinde düşündüm diyor İmam Mahdi. Alem nasıl ortaya çıktı? Buna dair farklı görüşler var. Bu alem nasıl ortaya çıktı diyor. Bu farklı görüşler üzerinde derinlemesine düşündüm. Alemin hadisliği ve bir başkasının yönetimi altında olduğu açıktır. Alemin hadis olduğu ve bir başkasının yönetiminin altında olduğu açıktır. Hiç tartışmaya gerek yok. Çünkü alemin her cevheri ve her unsuru kendi cevherleriyle kendisinin yönetildiğine ve yaratıldığına, kendisinin hallerini bilen bir bilgiliye ve kendisinin ihtiyaçlarına hükmeden bir zengine çelişip dağılmamak için her şeyi yerli yerine koyan bir hikmetliğe muhtaç ve eli mahkum olduğuna şahitlik etmektedir. Alemdeki her bir cevher derken her bir cisim, yani çiçek, kuş, insan, her bir unsur, bunlardan her biri, insandan, kuştan, kalemden, arıdan, bunlardan her biri incelendiğinde hayatlarını sürdürmek için, ihtiyaçlarını gidermek için, elementlere ayrılıp dağılmamak için hikmetli, kudretli bir ne muhtaçtır. Alem aynı zamanda pek çok yöneticiye bağlı olmadığına da şahitlik eder. Yani alem Allah'ın yüce bir varlığın olduğuna, alemin kendisinin ona muhtaç olduğuna şahitlik eder. Alem aynı zamanda pek çok yöneticiye bağlı olmadığına, yani tevhide, o Allah'ın bir olduğuna da şahitlik eder. Zira bu takdirde alemin yönetimi konusunda yöneticiler arasında laf doğar. Hepsi kendi egemenliğini göstermek, iktidarının başkasına galip gelmesini, kendisiyle dalaşanı ezmek ister. Muhtis olan alemin birden fazla idarecisi olsa eğer, o zaman her idareci o alemi kendisi yönetmek isteyeceği için bunların arasında, bunların iktidarında çatışma, ihtilaf var, dalaşırlar, çatışırlar. Bu da kaos ve yıkım getirir. Bundan çıkışın yolu içlerinden birinin diğerlerinden daha güçlü olması ve hepsini kendisine boyun eğdirmesi, böylece hepsinin ona boyun eğmesidir. Alemde kaos çıkmaması için gereken işlerinden birinin
güçlü olması, hepsini kendine boyun eğdirmesi, diğerlerinin ona boyun eğmesidir. Şu anlamdaki alemin bütün cevherleri kendisi dışından birinin iradesine göre ortaya çıkar ve alem üzerinde onun hükmü geçer. Bu da alemin ayakta kalması, tamamlanması ve yokluktan varlığa çıkması için gerekli olan alemin bilgili ve hikmetli yöneticisinin görevidir. Varlık bu şekilde ayakta ise, bir kaos yoksa, bir çatışma yoksa, tek bir idare edicinin, bilgili, hikmetli bir yöneticinin olduğu anlaşılır. Çünkü alemin ilk var oluşunda eşyayı nasıl yaratacağını bilen birine duyduğu ihtiyaç, alemin olduğu hal üzere devam etmesi ve ayakta kalmasında duyduğu ihtiyaçtan daha aşağı değildir. Bu önemli. Alem ilk var olduğunda nasıl bir var ediciye muhtaçsa, buna birileri hareket etmeyen hareket etmeyici demiş, birileri başka bir isim vermiş. Her halükarda alemin, evrenin ilk ortaya çıktığında nasıl bir ilk var edene ihtiyaç varsa, alemin şu anda bulunduğu hal üzere ayakta kalması için de aynı şekilde bir idareciye ihtiyaç vardır. Bilakis ikinci ihtiyaç daha açıktır. Yani şu an bizim gördüğümüz evrende evrenin hayatta kalabilmesi için o idareciye muhtaç olması daha açıktır. Ve onda başkasına olan ihtiyaç daha büyüktür. Çünkü alem kendi kendini yönetmekten daha acizdir. Yönetiminin kendi kendine olmasının imkansızlığının sebepleri daha büyüktür. Yani alem kendi kendini yönetmekten aciz. Ama tabiat dediğimiz şey cansız, iradesiz, kudretsiz, bunların bütün evreni oluşturuyor. Evrenin kendi kendine yönetmekten acizdir. Yönetiminin kendi kendine olmasının imkansızlığı ortadadır. Ayrıca her şeyde alemin yokluktan sonra var olduğunu derinlere açıktır. Her varlıkta, her cisimde, her canlıda yokluktan sonra var olduğu kutus özellikleri açıktır. Çünkü akıl ve görüş sahibi herkes kendisinin başlangıcını ya da küçüklükten itibaren geçirdiği halleri ve evreleri hatırlayabilir. Akıl sahibi her kimse kendisinin başlangıcını, küçüklüğünü, gençliğini, o hayat evrelerini hatırlayabilir. Bu haller bütünle bir başlangıç belirlenmezse kişinin varlığını ortadan kaldırır. Yani kişi 1980 doğumluyum, 1970 doğumluyum diye kendisine bir başlangıç belirliyor doğum tarihi olarak. Sonra da o çocukluktan itibaren geçirdiği evreleri biliyor. Buna bir başlangıç belirlemesi gerekir. Sonra kişinin yok olmaya varan dayanıksızlığı, zayıflığı, onun yokluktan sonra var olduğunu bilmeye mecbur eden unsurlardır. İşte bireyler veya hayvanlar dayanıksız, zayıf, hastalanıyor, yaşlanıyor, zaman içinde ölüme doğru hareket ediyor. Bu durumda kendisinin işte zayıf, güçsüz olduğunu, güçlü idareci birinin olduğunu bilmeye götürür. Yönetebilme kabiliyetine sahip ve halleri bilen durumu bu ise, yani yönetebilme kabiliyeti insanda var, irade insanda, akıl insanda var. İnsanda bile durum böyle ise, kendi kendine evreni idare etmekten aciz ise, birilerin yönetimleri altında kendilerinden faydalandığı ve bunun farkında olmayan cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar, topluluklar, tabiat, yokluktan sonra var olmaya daha layıktır. Sonra ölülerin canlılara fayda sağlayacak yapıda olması, onların yönetenin dirileri yönetenle aynı olduğuna delalet eder. Ölülerin canlılara fayda sağlayacak yapıda olması ne demek? Hayvanları kesiyoruz, ölüyor, onların etleri bize fayda sağlıyor. Veya bitkiler, hayvanlar ölüp toprağa karışıyorlar. O toprak bize hububat, ziraat, sebze meyve yetiştirmekte tekrar fayda sağlıyor. Ölen şeyler dönüşüme, tabiat dışında dönüşüme tabi oluyor ve fayda sağlıyor.
ölülerin kiyanlara fayda sağlayacak yapıda olması, onları yönetenin, birileri yönetenle aynı olduğunu gösterir. Çünkü ölüleri diriler için faydalı ve elverişli kılmıştır. Bu ilginç yani. Tabiatta dediğimiz bu evrende kendi işleyen bir çark var. O çarktaki canlılar öldükleri zaman tekrar hayat zincirine dahil oluyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Bunların her birini bilen, idare eden, bağlantısını sağlayan hayattan bir idareciye muhtaçtır. Alemin hadis olduğuna dair şüpheleri olan kimselerin bu şüphelerini giderecek delilleri ortaya koyduktan sonra insanlara şüphenin üç sebeple iliştiğini gördüm. Yani alem hadistir diye insanlara anlatıldıktan sonra hala şu üç sebepten dolayı tereddüt ettiklerini, şüpheye düştüklerini gördüm. Birincisi, insanın yakınlık ve eğilim duyduğu kimseleri taklit etme, böylece deliller üzerinde düşünmeyi terk etme, nefsin dilek ve beklentilerine yönelme faktörüdür. İnsanlar sevdikleri, saydıkları kişileri taklit etme psikolojisine sahipler. Onları taklit ettikleri için delil üzerinde düşünmeyi, akıl yürütmeyi terk ederler. Kişinin böylesi kimseleri taklit etmesinin sebebi onlara güvenmesi, arkadaşlarını arzulaması, arkadaşlıklarını arzulaması, dostluklarını arzulaması, onlar aracılığıyla nefsin arzularına ulaşmayı umması veya onların görüşlerinin kendisini bir an önce erginliğe ve olgunluğa ulaştıracağını sanması veya onların kendisine minnetlendirmesine ve buna benzer mutluluk sebeplerine yönelik beklenti içinde olmasıdır. Böylece taklit kişiyi nefsin doyumsuzluğuna ve kötü adetlerine sığınmaya götürür. Burada bize ne anlatıyor? Şunu anlatıyor. Alem hadistir. Alemi bir yaratıcısı vardır. Bu Allah'tır diye akli deliller anlatıldığı halde bazı insanlar hala şüpheye düşebilirler bu konuda. Bunun üç sebebi var diyor. Birinci sebep bu. Psikolojik durum. İnsanlar sevdikleri, saydıkları, dostluklarını, arkadaşlıklarını, istedikleri kişileri taklit etme eğilimine girerler. Onları taklit etmeye başladıkları zaman da düşünmeyi terk ederler. Dolayısıyla siz o arkadaşını sevdiğini taklit eder, düşünmeyi kimseye istediği kadar Allah'ın varlığı girmez. Delilleri anlatırsanız anlatır, ona hiçbir etki yapmaz. O kişi sevdiği, saydığı arkadaşı, dostu olan kişiyi taklit ettiği için onun dediğinin dışına çıkmaz. İkincisi, kişinin alemin duyularla algılanan kısmına bakması ve maddelerle ve besinlerle bir halden bir hale evrildiğini ve dönüştüğünü, birbirinden türediğini görmesi, böyle bir eşyanın yoktan var olmasının ve bir asıl olmadan türemesinin imkansızlığını sanmasıdır. İkinci sebep de bu. Yani evrene bakıp da Allah'ı anlayamamaların ikinci sebebi. Kişiler baktıkları zaman bu evrende varlıkları var olanlar çoğaldığına, var olan şeyleri de öldükleri zaman tamamen yok olmadığını görürler. Nasıl yani? Hayvanlar vefat ediyor, bitkiler vefat ediyor, toprağa karışıyor. Topraktan tekrar bitkiler canlanıyor. İnsanlar tekrar topraktan yaratılıyor. Yani elementler, anne karında yaratıldığı elementler, topraktaki maddeler. Hep bunları gördüğü zaman yoktan yaratma yok diye zanneder. Onlar böyle düşünür çünkü yoktan var olmaya şahit olmamıştır ve onlara göre şahit kaidin delilidir. Yani hep varda var olmayı gördükleri için yoktan yaratılma görmediler doğal olarak. Yoktan yaratılmayı görmedikleri için yok diye yoktan yaratma olmadı, tarih yaratmadı diye düşünürler. Yani gördüğümüz hiçbir bağlamda yoktan var olur gerçekleşmemişse görmediğimiz ve göremediğimiz bağlamlarda da bu imkansızlığı derler. Şimdi bunun ileride gelecek de daha mı geçti? Şimdi yaratmada vardan var yaratma, bir de yoktan yaratma şeklinde çeşitli var. Evet, gördüğümüz anda topraktan, dünyadaki elementlerden, bitkiler, hayvanlar, insanlar yaratılıyor ama dikkat bir baktığımız anda yaratılan her varlığın kendine özel parmak izi olması, şahsiyeti olması, DNA'sı olması, algı yarılması olmasın fark etmek gerekiyor ki her insan özel, yoktan yaratıldı.
elementi topraktan gelmiş olabilir ama DNA'sı, kişiliği, parmak izi, ses tonu, yüzü, siması bunların her biri yoktan yaratılan benzer olmayan şeyler. O açıdan her vardan var da yoktan yaratılma da var. Ama insanlar bunu dikkat etmedik veya düşünmedikleri için yoktan yaratma yoktur diye düşünürler. Sonra onlar alemin kökeni konusunda ayrılığa düşerler. Yani yoktan yaratma yok kararına vardıktan sonra nasıl var oldu konusunda, alemin ana maddesi konusunda ayrılığa düşerler. Nitekim onlardan bir kısmı alemin durumunun ezelde böyle olduğunu söylemiştir. Ve alem hep böyle, hep böyle geldi, böyle gider. Yunan felsefesinde olduğu gibi alem ezeliydir diye bir kısmı öyle düşünür. Ancak böyle diyenler de kendi aralarında görüş ayrılığına düşmüştür. Onlardan kimisi alemi dediğimiz gibi bir yaratma olmaksızın ezelde böyle olduğunu söylemiştir. Tabiatçılık görüşü bu esasa göre açıklanabilir. Onlara göre alem hep vardı, hep böyleydi. Onlara göre farklılık ve çeşitlilik tabiatın farklılığına dayanır. Tabiatlar asıldır. Tabiatların değişmesiyle farklılık, çeşitlilik olur diye düşünürler. Bir grupta tabiatlara Eylül adını vermiştir. Eylül asıldır. İşte buna suret gelerek farklı farklı olur diye düşünmüştür. Fitrettiğim şeydeki farklılık boyaların durumuna benzer. Şöyle ki boyaların farklı renklerde ortaya çıkması boyanın karışım ve itiler farklılığı sebebiyledir. Buna göre insanın cevheri tabiatların dengesinden, hayvanların ise dengesizliğinden oluşmuştur. Her şey buna göredir. Yani tabiatların karışımına göredir. Allah yoktan yaratmadı. Çünkü biz göremiyoruz diye düşündükleri için alem hep vardır diye düşünmüşler. Ama nasıl var konusunda itiraf etmişler. Bir kısmı heyula demiş, bir kısmı tabiatların değişmesi demiş. Bazılar da alemin aslına dört tabiat olarak kabul etmeyip, toprak, su, hava, ateş gibi dört asıl kabul etmeyip, her cevherin bir aslının olduğunu ve tabiatların ona sonradan eklendiğini söylemiştir. Bazıları da alemin bir yaratıcı sebebiyle böyle olduğunu iddia eder ve yaratıcının bir olduğunu söyler. Bu alemin oluşumuna ilet sayar. Bu ilahi dinler. Alemin bir yaratıcı sebebiyle var olduğunu iddia ederler. Yaratıcının bir olduğunu, onun alemin illeti olduğunu söylerler. Böylece o illetin var olması sebebiyle alemin kadim olması gerektiğini söyler. Ve yaratıcının varlığını ispatta eşyanın düzenli ve düzgün olmasını delil getirir. Burada şöyle bir farklılık var. Alem, Allah, işte illet sayıp Allah var, evren de var. Allah var, evren de var. Allah'la birlikte evren de ezeli saymak. Böyle düşünenler de olmuş. Çünkü bu düzen ancak bilgili bir yönetimi sayesinde var olur. Zira tabiat ölçüye müracaat etmez. Halbuki eşya ölçüyle düzgün olur. Böylece onlar yaratıcıyı kabul etmişler ama yaratıcı ezelde var olduğu için eşyanın illetleriyle eş zamanlı olarak var olması gerektiği temelinde alemin de ezelde var olmasını doğru görmüşlerdir. Yüce yaratıcı var diye kabul edenler, yani bir kısmı da yüce yaratıcı var, onunla beraber eşya da var diye düşündükler için yaratıcıyla beraber varlığın da ezeli olduğunu ileri sürmüşler. Alem, yaratıcının bağışları ve nimetleri olduğu için ve o zatıyla kadir olduğu için cömertliği ve keremi zatıyla sabit olmuştur. Böylece onun cömertliğinin zorunluluk kıldığı ve kudretinin var ettiği şeyin de var olması gerekir. Bu cömertlik cürüp meselesi İsrailler'de yine yardımcılıkta kullanılan, atıp yapılan bir kavram. Cömertlik o yüzden çok geçiyor. Cürüp cömertlik. Güneşten ışığın yayılması gibi Allah'ın zatî cömertliği sebebiyle de alem Allah'tan taşmıştır diye düşünüyorlar. Bundan dolayı nasıl Plotinus anlayışında güneş var, güneş ışığı yani evren var diye düşünüyorsa bunlar da Allah cömerttir. Allah zatıyla böyle olduğu için Allah'la beraber evrende ezelidir diye düşünmüşler. Onlardan bazıları da şöyle söyler. Bu alem bir asıldan var olmuştur ve o asıl üzerinde yaratma gerçekleşmiştir. Alem bir asıldan var olmuştur. Yani eyva gibi, kıymet gibi bir asıl maddeden var olmuştur. Ve o asıl üzerine yaratma gerçekleştirmiştir. Yani yoktan yaratma yoktur.
diye düşünmüşler. Ancak bu kimseler itiraf etmiştir. Zira bir kısım alemin aslına kıymet, madde sayar ve yaratıcının ondan bu alemi yarattığını söyler. Bir grup yaratıcı bir tane kabul eder. Diğer bir grup yaratıcıyı yıldızlar, güneş ve ay sayar. Yani alemin kıymet diye bir asıl maddesi var diye düşünenler ve bu asıl yaratıcı bir tane diye düşünenler olmuş. Bir grupta işte ay üstü alem dediğimiz yıldızlar, güneşler, aylar varlığı evrene etkileyip yaratıyor diye düşünmüşler. Bunlar sürekli hareket eder ve hareketleri sebebiyle alem oluşur. Yani döngüsel harekette ay üstü alemde hareket ettikçe ay altı alemde, kevni fesat aleminde varlık ortaya çıkar diye düşünmüşler. Bunlar gök cisimlerinin hareketine bir başlangıç tayin etmiştir. Çünkü bir başlangıca varmadan bir şeyin her bir şey sebebiyle var olması mümkündür. Bazıları da tümünde arazlar ortaya çıktığına ve böylece alemin oluştuğunu söyler. Onlar kıymete alemin kendisinden oluşmadan önceki haline heyla der. Onu tevhid ehlinin yaratıcıyı nitelediği gibi nitelerler. Ancak sonra onu arazlar kabul etmesi ve bir halden diğerine değişmesi sebebiyle iddia ederler. Bazıları alemin aslının ki yani ışık ve karanlık olduğunu, medüselerde olduğu gibi ışıktan iyilik ve faydanın, karanlıktan da kötülük ve zararlılığın çıktığını söyler. Bu gruptan bazı kimseler ışık ve karanlığın önceden ayrı iken sonradan birleştiğini söylemiştir. Nitekim bunu daha önce açıklamıştık. Heyla ve Tıynet taraftarlarının görüşüne göre iyilik ve kötülük ilk başta beraber idiler, sonra ayrıldılar. Yani iyi kötü anlayışa sahip olanlar onlara göre bunlar ilk önce beraberdi, sonra da ayrıldılar. Çünkü Heyula Tıynet asıldı. Dolayısıyla kötülük ve iyiliğe asıl oldu. Ayrılma ile her biri kendi için yaptı. Her ne kadar onların gereli alemin oluşumunu fiil ile değil, tabiatla gerçekleştiğini iddia etse de. Alemin hadis olduğuna ilişkin insanların zihninde şüphe uyanmasının ikinci sebebi. Şimdi geriye gelelim. Araya alem yoktan yaratılmadı. Bir varlık, bir madde üzerine, Heyula Tıynet üzerine yaratılmadı diyenlerle ilgili bir açıklama yaptı. O açıklama cümlesini kenara çıkartalım. Burada asıl anlattığı üç şeydi. Alemin hadis olduğuna dair derinleri karşı taraftaki kişiye anlatsanız bile hala bunu anlamayan, kabul etmeyen olabilir. Bunun üç sebebi olabilir demişti. Bir, insanlar sevdikleri dostlarına taklit etme eğilimindedir. Onun arkadaşlarını, dostluğunu, muhabbetini kaybetmemek için. Bundan dolayı kişi inanmayan ateist biriyle arkadaşlık, dostluk yaptığı zaman otomatik olarak düşünmeyi terk edeceği için siz ona ne derseniz deyin, o kişi dediğinizi kabul etmez. Bu birinci madde. İkincisi, iki grup insanlar gözleriyle bakıp gördükleri evrende varlığın topraktan, bitkilerden, hep var olandan, elementlerden yaratıldığını görüp yoktan yaratma yok. Dolayısıyla Allah yoktan yaratmadı, yoktan yaratmadı diye buna karşı çıkmışlar. Dini anlayışa bundan dolayı karşı çıkmışlar. İkinci grup bu. Geldik üçüncü görüşü. Alemin hadis olduğuna ilişkin insanların zihninde şüphe uyanmasının üçüncü sebebi anlamları dikkate almalarıdır. Anlamları dikkate almalarıdır. Nitekim şöyle söylerler. Biz alemin fayda ve zarar, iyilik ve kötülük içerdiğini görüyoruz. Sonra örfte iyilik yapan övülür. Başkasına fayda sağlayan merhametli ve hikmetlidir. Kötülük yapan ise yerilir ve başkasına zarar veren katı kalpli ve sefiktir. Bu yüzden hikmetli ve merhametli olan Allah'tan birine kötülük ve zarar gelmesi mümkün değildir. Şahit de onun gibilerin yani hikmetli ve merhametli olanlara sefiklik ve katılım yoktur. Oysa şahit de bu karakterde olan kimseler kötülük ve fayda elde etmekte ve kendisinden zararı uzaklaştırmaktadır. Buna rağmen katılık ve sefiklik sergilemezler. Bu halde hiçbir şeyden faydalanmayan ve kendisine hiçbir zarar
veremediği Allah bunu hiç yapmaz. Bu da nasıl düşünmüşler? Şu gördüğümüz alemde iyi karaktere sahip insan iyilik yapar, kötü karaktere sahip insan kötülük yapar. Dolayısıyla Allah iyi karakterlidir. Allah kötülük yaratmaz gibi. Bu şekilde düşünmüşler. O halde hiçbir şeyden faydalanmayan ve kendisine hiçbir zarar veremediği Allah bunu yapmaz. Onların görüşüne göre şahit ve kuvvetli kimse fiiliyle fayda ve zarar elde etmeye çalışan kimsedir. Ama bir başkasına sonuçta bir fayda hasıl olmaksızın zarar veren kimse hikmetli değildir. Dolayısıyla onda şöyle demiştir. Bu yani iyilik ve kötülüğün ruhu, evrende iyilik ve kötülüğün var olması, alemdeki her varlığın kendi iyilik ve kötülük aslına dönebilmesi için alemin kendisinden oluştuğu aslın farklılaşmanın sebebidir. Ya da asıl birdi ve iki cevher içeriyordu, sonra ayrıldılar. Böylece her birinden diğerinden oluşan oluştu. Ya da asıl kendisinde arazilerin ortaya çıkmasıyla farklılaştı. Hem yaratıcıyı imkan eden hem de yaratıcıyı birden fazla gören cevherilerin görüşü buna döner. Seneviye cevherleriyle iyilik olana aşırık, kötülük olana karanlık demiştir. Mecusiler ise iyiliği Allah, kötülüğü şeytan olarak isimlendirmişlerdir. Buradaki anlattığı özle dünyada iyi olarak anılan kimsenin iyilik yapması, kötü olarak anılan kimsenin kötülük yapması bu buradan yola çıkarak Allah iyilik ve kötülüğün yaratıcısı olamaz diye dünyadaki olup bitenleri Allah yerine tabiatlara, ışığa, karanlığa, mecusilerde olduğu gibi farklı yere atletmişlerdir diyor. Burada bırakalım. Haftaya, perşembe günü saat 9'da gene buradan devam etmiş oluruz.